Eğitimin öncü firması Van'daki zeka öğretim kursuna konuk olduk. Çok özel röportajımız var sırada. Efendim merhabalar, Van'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zeka Eğitim Kurumu'ndayız. Eğitiminde öncü bir ismin yanındayız. Merhabalar Mustafa Hocam, nasılsınız? Çok sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Mustafa Hocam, sizleri daha yakından tanıyabilir miyim? Mustafa Enterili adım. 13 yıldır öğretmenim. 2004 yılından beri, dershaneciliğin olduğu dönemden beri bu işi yapıyorum. Son 2 yıldır da özel öğretim kursu olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu kurumun hem kurucusu hem müdürüyüm. Şu anda da halen faaliyetlerimize devam ediyoruz. Evet hocam, zeka eğitim kurumlarının kuruluşu nedir? Ne kadar zamandır eğitim sektöründe yer veriyoruz? 2 yıldır faaliyette olan bir kurum. Daha öncesinde dershaneler vardı, biliyorsunuz dershaneler bitti artık. Onların yerini özel öğretim kursları aldı. 2 yıldır faaliyetteyiz şu anda. Evet, aslında geçmişimiz yıllara dayanıyor. Fakat zeka eğitim kurumları olarak 2 yıldır faaliyetteyiz değil mi hocam? Evet, aynen öyle. Yani son 2 yıldır özel öğretim kursu olarak devam ediyoruz. Evet, peki hizmetleriniz nelerdir? Hizmet yelpazenizi açarsak neler vardır? Hangi dallar vardır? Şimdi biz sınava hazırlık sürecinde öğrencilerimize yardımcı olma amaçlı, eksik konularını tamamlama, test tekniğiyle ilgili sorunlarını çözme, hızlandırma amaçlı çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda sınava hazırlıkta öğrencilerin motivasyonunu sağlamaya yönelik rehberlik faaliyetlerinde bulunuyoruz. Onun dışında şu an milli eğitimden sınırlı bir ders sayısıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz. 5 ders verebiliyoruz sadece. Tabii bu kısıtlı olmasına rağmen öğrencilerimizi her alanda yönlendirmeye çalışıyoruz. Evet, peki hocam, zeka eğitim kurumları olarak öğretim nedir? Siz bunları nasıl nitelendirirsiniz? Yani bizim açımızdan öğretim şu, öğrencimiz bir sınava girecek. O sınavda belli sayıda sorularla karşılaşacak. Amacımız o sorulardan yapabileceği maksimum nete öğrencilerimizi ulaştırmak. Dolayısıyla üniversitenin kapılarını açabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Faaliyetlerimiz hep bu yönde. Tabii ki eğitim boyutuyla sadece rehberlik anlamında bir kontağımız var. Onun dışında geri kalan kısım sadece öğrencinin üniversite sınavını kazanmasına yönelik çalışmalar içeriyor. Peki hocam, özel eğitim sektöründeki yeriniz nedir? Bize bunları açıklar mısınız? Yani bizim şu an bulunduğumuz konum öğrencilerin kişilikleri ya da gelişimleriyle ilgili olan kısımdan biraz daha bağımsız. Okullarda öğrencilerin eksik kaldığı, işte hızlı soru çözme yöntemleri ya da sınavda karşılaşacağı konulardan, işte okulda görüp eksik kaldığı, tam anlamıyla öğrenememiş olduğu konular varsa bunlarla ilgili öğrencilerimizi desteklemek. Yani tam anlamıyla eğitim, öğretim değil de okulda gördükleri eğitimin ve bunun üzerine gördükleri şeylerin, öğrendiklerinden eksik oldukları kısımlarda biz onları destekliyoruz. Peki Mustafa Hoca olarak sizin yönetiminizde burası, ekstra eğitimdeki bir stratejiniz var mıdır? Ben bu yolu izliyorum, bu yolu izledim, bu yolu izleyerek yükseldim dediğiniz bir strateji. Yani bizim stratejimiz genelde öğrenciye dönük, yani öğrenciyi merkeze alan, öğretmenin biraz daha pasif, öğrencinin biraz daha aktif olduğu bir eğitim ortamı, bir öğretim ortamı oluşturma amacındayız. Daha çok öğrencinin kendi başına problemlerini çözebileceği alanlar ya da en azından onlara bunu yapabilmeleri için bir rehberlik etme anlamında çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda gerek etüt salonlarımız olsun, öğrencilerimizin bireysel ders çalışabileceği alanlar olsun, gerekse öğretmenlerle direkt iletişim kurabileceği, çözemediği sorular varsa bunları sorabileceği ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda amacımız öğrenciyi merkeze alıp onun kendi yolunu açabilecek şekilde gelişmesini sağlamak. Teşekkür ederim hocam. Son olarak Altın Rehber aracılığıyla tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Yani bizim hem kurumsal anlamda hem bir öğretmen olarak mesajımız şöyle olacak. Ülkemizin geleceği gençler. Bizim gençlere çok ihtiyacımız var. Bizi sonrasında ileriye götürecek, belki de çok aydınlık günlere kavuşturacak tek yolumuz bu diye düşünüyoruz. O anlamda gençlerimiz çok kıymetli.
yaşamı sadece sınavdan ibaret görmesinler. Olabildiği kadar yapmak istedikleri mesleklere ulaşmaya çalışsınlar. Ama ne olursa olsun onlar bizim en önemli varlığımız, onlar bizim için çok kıymetli. O anlamda ne kadar değerli olduklarının farkında olsunlar. Onları her türlü seviyoruz.